Türkiye'nin çok önemli bir kurumu. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada rakamlarla ve olaylarla TRT ile ilgili çarpıcı örnekler verdi. Ne? Bir siyasi partinin güdümünde... TRT'ye hızlı bir personel alımı yapıldığını ve personel sayısının 8500'ü geçtiğini ifade eden Sertel, bu personel alımlarında liyakata değil sadakate dikkat ettiğini söyledi. Türkiye'nin çok önemli bir kurumu ve milletin, devletin, bayrağın, vatanın TRT'si olma yerine bir siyasi partinin güdümünde ve gerçekten halktan aldığı paraları har vurup harman savuran, kötü yönetilen bir kurum haline geldi. Sormuşuz, demişiz ki arkadaş sen dizi film çekiyorsun, sen dış yapımlara yönelmişsin, 7 milyara yakın parayı 5 yılda harcamışsın, sen bunun hesabını bize vermek zorundasın demişiz TRT Genel Müdürü'ne. Tıpkı bankanın genel müdürlerinin söylediği gibi bize ticari sır yanıtını vermişler. Demişler ki rekabet ediyoruz biz dizi filmlerde, eğer biz bunu açıklarsak olmaz. Neden? Çünkü diğer başka özel televizyonlar bu dizileri satın alır dediler. Sevgili arkadaşlarım, mış gibi yaptık. Denetlermiş gibi yaptık. Bütün eller kalktı. AK Parti ve MHP elleri kalktı ve bütün kurumları istisnasız akladılar. Akladılar ama hesapları kontrol edemeden akladılar. İşte soruyorum, burada da soruyorum, halkımızın huzurunda da soruyorum. 7 milyar lirayı siz 5 yıl içerisinde ne yaptınız ey TRT yönetimi? Hangi kuruluşlara dizi filmler çektirdiniz? Hangi kanallara rekabet ederken hangi kanallardan dizi yapımcılarına yöneldiniz? O dizi yapımcıları kimler? O dizi yapımcılarına ne kadar para verdiniz? Bunu açıklamak zorundasınız. TRT halkın TRT'si değil arkadaşlar, tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonu olmuş. Tayyip Radyo Televizyon haline gelmiş. Burada da söylüyorum, halktan topladıkları vergileri, halkın tümünden aldıkları vergileri çok orantısız bir biçimde propaganda aracı haline gelmiştir TRT'de diye konuştu. TRT halkın TRT'si değil arkadaşlar. Tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyonu olmuş, Tayyip Radyo Televizyon haline gelmiş. Bunu da söylüyorum. Halktan topladıkları vergiler, halkın tümünden aldıkları vergileri çok orantısız bir biçimde propaganda aracı haline getirmişler TRT'yi. Örneğin Mart 2019 seçimlerindeki bulguları söylemek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aleyhinde hiç yayın yapmamış TRT ama propagandasını 49 saat 58 dakika yapmış. 49 saat 58 dakika AK Parti propagandası yapmış. MHP'nin aleyhinde hiç yanıt yapmamış ama ortağına haksızlık yapmış, 3 saat 32 dakika ayırmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehte 5 saat 47 dakika yayın yapmış ama aleyhine 5 saat 50 56 dakika yayın yapmış. 5 saat 47 dakika haberlerini vermiş, 5 saat 56 dakikada CHP'nin aleyhinde konuşmuş. İyi Parti'nin 55 dakika 32 saniye lehinde konuşmuş, 1 saat 12 dakika aleyhinde haberler yapmışlar. Cumhur İttifakı'nın toplamda 53 saat 30 dakika haberlerini vermişler, hiç aleyhte yayın yok. Millet İttifakı'nın lehinde 6 saat 52 dakika haber verilmiş, aleyhinde 7 saat 8 dakika haberler verilmiş.